Merhaba sevgili WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte şu meşhur USD Killer neymiş, ne işe yarıyormuş bir onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar, bu elimde görmüş olduğunuz ürün internette satılıyordu. Biz bunun Fi tarihinde siparişini vermiştik. Yeni elimize geçti. Şimdi şöyle düşünün. Buna 4,5-5,5 voltluk bir tane elektrik akımı giriyor. Daha sonrasında bu içindeki kondansatörler, doğrusunu yazarsınız aşağıya, onlar sayesinde 220 volta dönüşüyor. Ve bu ürün taktığınız cihazı salisede 8-10 tane olmak üzere sürekli böyle bir atıfta bulunuyor. Sonucunda ne oluyor? Alet fişi çekiyor. Şimdi tabii bunları söylemek kolay. Öncelikle bir deneyelim. Daha sonra size bu ürünle ilgili birkaç detay vereceğim. Şimdi arkadaşlar, ilk deneyeceğimiz telefon Yotafon. Elimizdeydi, bu boş boş duruyordu. Takıvereyim. Taktım. Böyle şu ekranımız. Şimdi alayım, USB killer'ımı açtım. Takıyorum şu an. Ekranımız açıkken USB killer'ı alıyorum. Taktım. Anam. Evet, fişi çekti. Ne koktu lan? Oğlum, bu yanık kokuyor lan. Bir dakika, sakin olun. Bir açmayı deneyeceğim. Evet, telefon fişi çekti. Çok hafif bir yanık kokusu var. Evet, telefon açılmıyor. Arka ekranda Lütfi kaldı ama hiçbir işlemi yok. Evet, telefon fişi çekti. Gördüğünüz gibi bu Rus yapımı küçük aparat işini becerdi. Bir de şunu da denemek istiyorum. Çünkü ben bunun internette videolarını izlediğimde bazı telefonlarda çalışıyor, bazı ürünlerde çalışıyor. Yani bazı ürünlerde çalışmıyordu. Şimdi SAT Discovery'i alıp elime alayım. Tabii şunu da hemen belirteyim. General Mobile Discovery'nin OTG desteği yok. Fakat etkileyecek mi merak ediyorum. Gördüğünüz gibi Discovery canavar gibi çalışıyor. Bana USB killer mı takıldı? Biri bana 220 mi yolluyor, umurunda değil. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Yotafon fişi çekti. Sat Discovery al, canavar gibi çalışıyor. Hiçbir problemi yok. Bir de şunu bir anakartta deneyelim, bakalım neler olacak. Şimdi arkadaşlar, yüksek teknoloji ürünü olan anakartımız hazır. Bu da bizim elimizde vardı. Hani fazlalıktı. Bunlar duruyordu kenarda. Şimdi önce bir power supply'ımızı bir kontrol edeyim. Evet, power supply'ımız açık. Şuradan kısa devreyle açacağım. Evet, kısa devreyle anakartımızı çalıştırdık. USB killer'ımı açıyorum. Şu an anakartım çalışıyor. Takıyorum. Takamadım. Her zamanki sorun. Çift yönlü yolundan çözemedik bunu. Arkadaşlar, videomuza devam etmeden önce sizlere internet alışverişlerinde kredi kartı kullanmak istemiyorsanız kullanabileceğiniz İninal Kart'tan bahsetmek istiyorum. Bir ön ödemeli kart olan İninal Kartı, Teknosa, Migros, PTT, DNR gibi illaki evinizin yakınında olan pek çok farklı noktadan satın alabilirsiniz. İninal Kartınız satın aldıktan sonra İninal cüzdan uygulamasını telefonunuza indirerek kartınızı kişiselleştirebilir ve bakiye yükleyebilirsiniz. Ayrıca Teknosa'da da yıl sonuna kadar ücretsiz bakiye yükleyebiliyorsunuz. Ha, siz isterseniz gidip herhangi bir ATM'den de bakiye yükleme işlemini yapabilirsiniz. Peki neden İninal karta ihtiyaç duyarız? Mesela ben kredi kartıyla borçlanmayı seven birisi değil veya internette kredi kartımı kullanmak istemiyorum. Burada da İninal kartınız devreye giriyor ve işleminizi hızlıca halledebiliyorsunuz. Her şeyi geçtim, yaşınız 18'den küçüktür ve kredi kartı alma şansınız yoktur. 12 yaşından büyük herkes İninal kart sahibi olabiliyor. Bu bile başlı başına geçerli bir neden. Sonuç olarak sizler de hemen açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak İninal kart ve kampanya hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şu an aktif olarak devam eden bir kampanyası var İninal kartın. 31 Aralık'a kadar İninal kartla PlayStation Store'da 400 TL ve üzeri alışveriş yapan 100 kişi tam 3 aylık PlayStation Plus üyeliği kazanacak. Bu kampanyanın da detaylarını hemen açıklama kısmındaki bağlantılardan öğrenebilirsiniz diyorum ve videomuza devam etmek için hareketimi yapıyorum. Oğlum. Fişi çekti. Allah. Şu an anakartımız, aynı yanık kokusu bundan da geliyor. Power supply'ı kapatmıştım. Çalışacak mı onu merak ediyorum. Allah. Yanıyor lan bir şey. Şimdi arkadaşlar, yanık kokusu geçti de muhtemelen yanan şey içindeki chipsetti. Yani bunu alıp tamir edersek tekrar kullanabilme ihtimalimiz bence vardır. Ama biz şunu görmüş olduk. Bu gördüğünüz USB killer var ya, genelde işe yarıyor, dikkat edin. Zaten öyle zar tut alabileceğiniz bir şey de değil. Onu da belirteyim hemen. Şimdi arkadaşlar, bu ürün ilk olarak bir Rus güvenlik görevlisi, bilişimci tarafından icat ediliyor. Fakat kimin yaptığı net olarak bilinmiyor. Fakat bana soracak olursanız, bunun ilk çıkışı kesinlikle bilgisayar patlatmak ya da oraların buraların sunucularını zart diye yakmak için. Ben bundan bayağı bir eminim. Doğal olarak bu sizin alıp da elinize oyuncak edebileceğiniz bir ürün değil. Zaten ulaşamazsınız, onu da bir söyleyeyim. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bu siyah bandın altında ne var? Rus kardeşimiz sağ olsun bunu bayağı bir bantlamış. Rejiden uyarı geldi ben bantladım diye. Bu zaten bayağı bir Türk işi bant. Ölümüne bantlamış. Bak şimdi sinirlendim. Bunu bana yapmayacaktın ben. Açıldı. Şimdi arkadaşlar, bu içinde görmüş olduğunuz kapasitörler sayesinde bu vicdansız alet o elektriği üretip takıldığı cihazı yakıyor. Buna 4,5-5 giriyor. İşte 220 çıkıyor mesela. Şimdi ben bunu da bir toparlayayım, içinde görmüş olduk.
Bu vesileyle de arkadaşlar artık bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Çok uzun süredir kovaladığımız bir üründü bu. Sonunda kavuştuk ve işe yarayıp yaramadığını sizlere göstermiş olduk. O yüzden mutluyuz bayağı. Yalnız videoda da gördüğünüz gibi öyle takılan her alette çalışmıyor. Mesela Discovery hala çalışmaya devam ediyor. Yalnız Yotofon ve anakart fişi çekti. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, bu bir oyuncak değil. Zaten gidip satın alma ihtimali çok düşük sanırım. Şu an satışı var mı yok mu bundan da emin değilim. Fakat kendisi bir oyuncak değil. Öyle şakalaşmak için falan filan almayın. Artık videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de bu videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Ben şeyi merak ediyorum. Hemen ekrana bir tane anket hazırladım. Sizce bu ürünün mantıklı bir kullanım alanı olabilir mi? Anketimi de söylediğime göre artık videodan çıkabilirim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Her iki yanımda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. USB Killer bizde.